Cumhurbaşkanım, şimdi bununla da bağlantılı bir mesele, Afganlar meselesi. Şimdi ben ona üç başlık altında bakıyorum. Hele bir tanesi de gene bu sosyal medya ile yakından alakalı çok ciddi bir mesele. Şimdi Türkiye'ye öncelikle bir Afgan göçü olduğu, yoğun, çok yoğun bir göç olduğu, adeta akın olduğu ve bunun ABD ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde hükümetin buna göz yumduğuna yönelik iddialar söz konusu. Öte taraftan toplumda da bir bu anlamda rahatsızlık oluşmaya başladığını görüyoruz. Ama daha da sıkıntılı olanı yine bana göre adeta Türkiye'de bir çatışmayı kışkırtmak için sürekli yalan işte geçici koruma altındaki kişileri, sığınmacıları, gelen göçmenleri hedef gösteren yayınlar yapılıyor. Çok tehlikeli yayınlar yapılıyor. Çoğunun yalan olduğu ortaya çıkıyor. İşte bayrak çektiler, şöyle yaptılar vesaire yaptılar gibi. Şimdi bu çerçevede bakınca bu üç başlık altında Türkiye'nin Afgan göçmenlerle ilgili politikası nedir? Bize burada bir anlatır mısınız? Kamuoyu gerçekten bugünlerde bunu çok merak ediyor. Şimdi değerli arkadaşlar, her şeyden önce biz biliyorsunuz göçmenlerle ilgili en önemli adımı birinci derecede Suriye'de attık. Ve Suriye'den bize 4 milyona yakın göçmen geldi. Ve biz bunlara kapılarımızı açtığımız gibi ve bunlar içerisinden hakikaten meslek sahibi, sanat sahibi olan birçok Suriyeli de bizde vatandaşta oldu. Şimdi Afganistan durumu biraz daha farklı. Bakın bizim şu anda gerek İran kapısından, gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Ve buralardaki yükselen duvarlar tabii ki bu düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için. Bu çalışma devam ediyor. Ve çok da fazla kalmadı. Tamamıyla sınırlarımız bu surlarla, bu duvarlarla örülüyor. Tabii bu son gelişmelerde gerçekten Afgan halkının içine düştüğü durum çok çok sıkıntılı bir durum. Taliban'la bunların yaşadığı şu andaki süreç çok sıkıntılı. Ve bu konuda da biz bazı çalışmalar yapıyoruz. Nedir? Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Niye? Çünkü bizim bu tür şeylerde eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak, bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde bu defa Afganistan'daki barışı, Afganistan'daki sulhü sağlamamız da mümkün olmaz. Şimdi Afganistan'da bizim kendi adeta soydaşlarımız durumunda olanlar da var mı? Tabii. Var. Varalar var, Türkler E var. şimdi bütün bunlarla birlikte bazı adımları atıp yanımıza kimleri alabiliriz? Şimdi onların çalışmasını yapıyoruz. Ve ben bununla ilgili olarak da mesela ilgili üst düzey yönetici arkadaşlarımı yurt dışına gönderdim. Aynı şekilde Katar'la bu akşam görüşmem oldu. Niçin? Burada Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz? Nerede sulhe yönelik bir adım atarız? Diplomasi dediğiniz nedir? Diplomasi dediğiniz budur. Her şeyi savaşla, askeri olarak halledeceğiz diye bir şey var mı? Yok. Askeriyenin veya savaşın geçerli olduğu yer var. Ama bir de siyasetin, diplomasinin geçerli olduğu yer var. Benim elim nereye kadar uzanıyorsa veya benim siyaset anlayışım nereye kadar muvaffak olabilecekse orayı bizim başarmamız lazım.
Şu anda Afganistan'da bu konumdayız. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. 35 milyon nüfusu olan bir ülke ve bizim bağlarımızın tarihe dayandığı bir ülke. Bunu bir kenara atmak mümkün değil. Bütün bunlarla birlikte herkes şunu da bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Yani bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da ona atıyoruz. Ona göre atıyoruz. Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını, bu da söz konusu değil. Biz bu duvarları boşuna mı yapıyoruz? Bu surları şu anda boşuna mı örüyoruz? Yoğun bir şekilde, üstelik bütün gözetleme kulelerine varıncaya kadar bu yapmakta olduğumuz surlarda bunların hepsi var. Ve şu an itibariyle doğu ve güney sınırlarımızda 2020 yılında 505.375 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Biz bunu başarmış bir ülkeyiz. Bu rakam 2021 yılında şu an itibariyle 253.300 civarında. Bunu da başardık. Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bir bölümü yetkili kurumlarımız tarafından tekrar Afganistan'a sınır dışı ediliyor. Fiziki güvenlik tedbirleri kapsamında İran sınırımızın 156 kilometrelik kısmına güvenlik duvarı örüldü. 156 kilometre. 85 kilometrelik duvar çalışması ise şu anda o da devam ediyor. Ayrıca 109 kilometrelik kısımda aydınlatma sistemiyle donatılmış vaziyette. 79 kilometre boyunca kamera ve algılayıcı sistemler inşa edildi. Böylece düzensiz göç hareketleri sürekli olarak kamera sistemleriyle izleniyor. Bunun yanında termal kameralarla gece geçişleri önlenirken aynı zamanda İHA'lar vasıtasıyla sınırlarımız kontrol altında tutuluyor. Doğu sınırımızın 740 kilometrelik kısmında kullanılacak ve entegre sınır yönetiminde kilit rolü olan elektrooptik kuleler ve haberleşme kulelerinin %90'ı onlarda tamamlandı. Emniyet ve jandarma tarafından sınır bölgelerimize ve düzensiz göç rotası olarak belirlenen bölgelere ilave birlikler sevk edilmiştir. Bütün bu tedbirleri niye alıyoruz biz? İşte bu düzensiz göçü engellemek için alıyoruz. Ama birileri de içeride maalesef bu işleri kabartmak için elinden geldiği gibi sabun köpürtür gibi bu yalanla beraber bu adımları atıyorlar. Ben de bunu hani izan, insaf sahibi olan vatandaşıma, halkıma, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak duyurmuş oluyorum.